Herkese iyi akşamlar. Akşam oldu burada. Öykücüğüm de okuldan geldi. Bak Dudu'yla size selam veriyoruz. Dudu'cuk. Ondan sonra Öykü geldi okuldan. Merdivenler diyormuş ki ay güzel bir koku kokuyor ama inşallah anneannemdendir diyormuş. Ondan sonra elmalı pasta yaptım ona. Beyaz lahanadan sarma yaptım. Ondan sonra koku bizden çıktı yani. Oh diyor anneanne diyor. Çok güzel kokmuştu diyor. Canım da istiyordu diyor. Öykücüğüme bunları yaptım bugün. Bunları da trend yoldan şey yapmış Öykü. Kalemli kısmarlamış. Biri şeyin kumsalın. İki tanesi de onun. Bunu da kumsala ördüm çanta. Astarlanacak ama daha. Çok güzel. Çok güzel oldu. Astarlamasan daha iyi bence. Ama şey böyle bir kalem malem koyarsa sormayız düşer. Sormayız buna da biz. İyi günlerde kullansın kumsalcık. Onu da çok öpüyorum. Herkese çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Biraz önce vlogumu yayınladım. Ondan sonra Meryem'cim de bakkaldaydı. Eşiyle onlar bakkalda duruyorlar gündüzleri. İşte bakın benim tatlım geldi. Şimdi diyecektim size Meryem gelecek şimdi kahveye. Merhabalar. Merhaba tatlım. Merhabalar. Herkes seni çok özledi ay, ya. Ay ben herkesi çok özledim. Baksanız o kadar yoruluyor ki tarlaya gidiyorlar, bakkalda evet. Duruyor. Bir iki gündür gidemiyoruz da yarın gidecektik. Yarın gidecek misiniz? Evet o yarın gideceğiz artık. Yani. Ay nefes nefesi kameraya tuttum. Kumsala da dedim ya bir önceki vlogda bu akşam izleyeceğiz vlogda. McDonald's'tan bir şeyler istedi onları aldım. Burada yemiş hepsini atmış. Ay size ne göstereceğim. Şunu aldım dün. Ay çok güzel geliyor. Eminönü'nden. Çok güzel değil mi? Bu arada da yeni dekor. Bakın bundan bir tane de hani şeyde bahçede takmıştım. Şeyin altına. Ay küçük oldu boğazım. Hani masamızın üstüne takmıştım bir tane. İki tane almıştım bunları alırken. Bir tanesini de böyle şeye taktım. Şimdi biraz karanlık duruyor kamerada. Mutfağa taktım. Biraz böyle bu aralar bir eve dekora sardım gibi. Bu, ama bizim bu çanta böyle oluyor genelde. Evet bizim Meryem'le dönem bir dönem. Bir ara kıyafete sonra evet. Dönüyor eve. Bu ara benim de evde. Evet böyle dönem dönem şey oluyor yani. Geliyorlar. Şimdi var ya mutfak bak lavabonun içine yediklerini tabakları. Bu kadar değil yani çocuk bu kadar olur. Ben çıkana kadar da Sami makinede çamaşır makinesini de çalıştırmış. Sonra filtre kağıdı bana bugün almış. Otoparktan gelirken şöyle durayım da biraz aydınlık dursun. Otoparktan gelirken filtre kağıdını da almış. Şimdi Meryem'cim de ikimize filtre kahve yapacağım. Oturacağız azıcık keyif yapalım ya. Kaç gündür? Vallahi aynen dedim ben de özledim. Vallahi çok özledim ya. Hiç oturmaya vaktim olmuyor. Yani böyle kendime vakit ayırmaya. Baban kapatıyor hayatım. Bu da şey dün sabah suya koydum. Hani kayısı almıştım ya buradan. Böyle suya koydum. 10-15 dakika sonra yumuşacık oldu. Çok güzel bir atıştırma oldu. Üzerinde böyle kapatıyorum yine şeyle. Çay tabağına. Neyse biz Meryem Taşım'la oturalım. Biraz keyif yapalım. Evet azıcık sohbet edelim. Sohbet edelim. Sonra yine analizlerini yapalım. Sonra yine görüşürüz. Şimdi bir de seni göstereceğim. Meryem bayıldı. Bayılmak ne kelime bittim. Baksanıza Migros'tan. Bakayım şunu düşünerek aldım ben ama. Bu bambu mu? Şu vardı bende. Şöyle 3 tane aldım. Çok şey olmadı dediğim gibi. Çok sığlığı da kalmadı. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu bence. Vay gerçek bunlar biliyor musunuz? 17 liraymış sanırım. Evet 17 lira. Bir turuncu aldım, bir beyaz aldım. Bir de böyle alacalı aldım. Belki başka bir tabak bulurum ama şimdilik çünkü böyle... Sanki sığ bir tabakta daha güzel olmaz mı? Öyle hayal ettim ama hani böyle düz bir tabakta ama... Böyle şimdi bir şey aklıma gelmedi. Dedim ki yine sanki burada... Şunda dursun o da çok güzel sepetin de. O şeye salona şeye koyacağım. Sehpaya koyacağım. Evet çok güzel. Hay çok minnoşlar ya. Ben bayılıyorum böyle şeylere. Başka şeyleri de vardı. Daha büyükleri vardı. Daha küçücükleri bile var. Ama dedim ki 17 lira vermişken bari açık böyle iriciklerini alayım. Üstümü değiştirdim bu arada. Pijamalarımı giydim. Şimdi Meryem'le keyif yapıyoruz. Bunu salona koy. Meryem'le bakalım. Filtre kahve yapacağız. Ben de böyle bir şeyde ilk defa filtre kahve yapıyorum. Yani makinede daha önce böyle kullanmışlığım vardı. Ama bu şekilde kağıtla vallahi ilk defa yapıyorum. Yurt dışından çok takipçim var biliyorum. Yanlış yapıyorsam ya da ölçüleri böyle daha güzel diyen varsa bana lütfen fikir versin. Şuna koyayım şöyle. Şimdi ben ne yapacağım? Bir bardak için iki tane
Şöyle iki dolu dolu koyayım. Yani Meryem'le ikimiziz. Dört tane koyayım. İyidir inşallah değil mi? Vallahi hayatım hiç bilmiyorum. Vallahi ben de hiçbir şekilde yapmadım. Ama bu aralar böyle zaten şeyi çok seviyordum. Demlikleri çok seviyordum. Bu arada şurada demliğimi göstereyim. Buraya bu rafa koydum. Bunu da oraya koyuyorum. Şu diğer demliğimi de buraya koydum. Böyle bunlar için özel bir raf yaptıracağım. İki tane daha demliğim var. Onlar dolabın içinde işte yer olmadığı için. Şimdi filtre kahveyi 4 çay kaşığı koydum. Ondan sonra bildiğim kadarıyla kettle'ım da karavanda. Şimdi böyle yavaş yavaş dökeceğiz. Meryem'ciğim. Ben de bakayım bu arada. Görünüyor mu net? Evet evet. Gayet net gözüküyor. Böyle ağır ağır dökmemiz gerekiyor. Onu biliyorum. Dediğim gibi hani bir bardağa kaç çay kaşığı koyuyorsunuz? Çünkü yurt dışında kahve kültürü bambaşka gerçekten. Ay birden fosladı. Niye öyle oldu? Köylüyüz galiba. Galiba değil. Taşıdım. Gerçekten köylüyüz Nilgün. Ya tamam da hani bu bilmeyen köylülerdeniz biz. Hayatım. Ana vallahi delinmiş ya kız. Hani bakayım. Kız bunun ortası delinmiş ya Meryem. Bu ne? Seni Allah kahretmesin. İki bir köylü şey, bir araya geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne Nilgün oldu ya şimdi? Bakayım ne oldu? Bu nasıl güzel olmuş? Güzel olsun olsun. Dur bakayım Sami'ye soralım. Bu oldu mu diye o biliyor. Nilgün adilerinden mi adın Allah kahretmesin. Vallahi adi almadım. Şunu var ya Meryem. Şunu 400 liraya aldım. Hayır hayır. Şey, filtresinden bahsediyorum. Biliyor musun? Bu 400. O zaman abi, seni olmadı. Böyle ayakta alkışlıyorum canım. A vallahi olmadı kız. Ay, hayır kız. Onu demiyorum aşkım. Şu filtresi mi acaba diyorum şey. Bu mu? Ama Alman malı diyor. Ama baksanıza böyle buradan parmağım çıkıyor. Buradan değil mi? Yani o ne öyle? Ay bu işte bir terslik var Meryem. Ay bir an bize nasıl güleceğiniz şimdi böyle yapılmaz. Oldu bakın köpüklü de oldu kız. Yani Türk kahvesi gibi köpüklü, Americano gibi acı görünüyor. Bunu herkes yapamaz. Arkadaşlar bunu herkes yapamaz. Bu Nilgün'ün özel tarifi. Yapmayın tamam mı? İç bakayım dur. Şey şimdi. Ağzıma kahveler geliyor. berbat. Dök dök ziyan bir oldu. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha kapat Meryem bu vlogu bir daha açacağız. Kapattım dur bir dakika. Ama bana Sami, dedim ki Sami yavaş yavaş suyu dökmem gerekiyor dedim. Hayır abi dedi bir kere de dökebilirsin dedi. Şimdi bir tane daha filtre alacağım. Şunu aldı ayrıca. Bence Mikos'tan. Onu yavaş yavaş dökmem gerekiyor. Gerçekten şimdi YouTube'dan açacağım filtre kahve nasıl yapılırı. Tamam böyle yaptık. Koyduk. Evet koyuyoruz. Tamam koyduk. Yavaş dök hayatım sonra, bence ondan. Tamam yavaş dökeceğiz. Şimdi yine koyuyoruz 4 kaşık. Çok mu koyduk acaba? Yok 4 kaşık. 4 iyi. 4 iyidir. İyi, iyi. Güzel bir rakam. Çift sayı. Güzel. Tamam, dur, şimdi. Dur şimdi yavaş yavaş. Çok yavaş dök. Tamam aşkım yavaş döküyorum. Elini çek ben de vereyim. Tamam kendi süzülsün bırakalım. Bekle. Bak şimdi yavaş yavaş süzülüyor aşağı. Bak burayı göster. Flaş olsa. Sen dök bakayım azıcık yavaş yavaş yine yukarıdan. Şu ikisini bir arada alabiliyor muyum? Bak gülme Meryem. Foşlayacak gibi geliyor. Hayır foşlamayacak dur. Tamam. Çok güzel olacak. Bu sefer çok güzel olacak. Belki de ileride filtre kahvemizle... Filtre kahvemizle bile şura olacağız ne biliyorsun. Dur bakalım bakacağız. Hayır gerçekten bu çok güzel olacak bu sefer. Biraz önce suyu birden döktük biz ya. Foşurt diye döktük. Bak bak bak. Evet bak, bak nasıl damıtıyor. Ah işte tamam. Kağıdı delmedik. Bak şimdi nasıl yavaş yavaş. Vallahi var ya bir de Sami diyor ki benim babam da ben de en çok filtre kahveyi severdik diyor. Ama içeceğim mi dedik de içmeyeceğim diyor. Şimdi içmeyeceğim dedi de en çok bunu seviyormuş. Bana niye birden döktürdün foşurt diye. Hiç de bilgi yok. Sadece onu yapıp vermişler bence. Ben hiç de, yapmamış. Hayır, bence de kesinlikle evet.
Ay yine çok döktüm. Dökme dökme dök. Tamam. Bu bence iki bardak çıkacak buradakiyle birlikte. Ha, iki evet bardak bekle. Olacak. Tamam bence. Bak Meryem, bu sefer nasıl oldu gördün mü? İçinde posası kaldı üstünde. Evet Nilgün. Valla öyle. Bak ben de dalga geçme. Hayır hayır, valla dalga geçmiyorum ya. Ah işte tamam gördün mü? Tamam, bu bardağı da durulamıştık şimdi. Yalnız ölçüyor artık, zamanla alışacağız. Şimdi bunu Meryemciğime vereceğim. Biraz da süt koyayım buna ben. Basit bir filtre kahveyi bu kadar. Filtre kahveyi sadece bir sütsüz deneyebilir miyim Nilgün? Ha, tamam. Koymadan önce Nilgüncüğüm. Tamam 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 peki. Süt koymadan. Tamam, bir dene bakalım. Ben bunu sütsüz içerim. Güzel değil mi? Böyle aromalı oluyor bu kahvemiz. Karnımız o kadar acıktı ki Meryem, ne kahvelerden. Evet, kahvelerden sonra. Şimdi hemen patates attım fırına, şeye, airfryer'e. 4 dakikamız var. Böyle kokularda bekliyoruz yani. Piste de bak, günaydın. Bakın Serdal abi gördüler. Bak dur. Bak 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 bak. Aman Allah. Ay buna ne oluyor? Gel buraya gel. Gel. Günaydın. Bu arada dükkana geldik. Burası bizim dükkanın çatısı, üst kısım. Serdal abi her sabah onları beslediği için nasıl alışıklar. Hepsi toplanıyor. Ha, sana da günaydın. Serdal abi gel böyle. Günaydın. Burası kocaman böyle bakın. Yani hanın üstü diyeyim size, böyle düz bir teras işte. Klimalar vesaire böyle. Serdal abi orada hazırlıyor musun? Ay şu miniye bakın. Şu miniye. Sarı olana. Ay, ay Allah'ım çok heyecanlandılar. Ay ay ay. Geldi geldi. Üstteki yok ama. Ay ben size ölürüm. Havada kaptı valla. Dur. Dur. Ay bu çok tatlı. Kızım. Serdal abi eldivenleri giydi. Büyük, büyük böyle kocaman bir salam yok, alıyor onlara. Yok gene annesi var. Ay. Dur Serdal abi çekeceğim. Benden gelemiyorlar dur. Bak. Ay çok tatlı o. En tatlı o ya. Bak bu ne kadar kötüydü, bir gün kendine geldi. Hasta mıydı? Tabii hastaydı. Ben bakıyordum burada içeride. Ha bu mu? Ay kuzum benim. Kendine geldi. Gel kız gel. Yalnız ben korkuyorum öyle panikle. Aa, ay aman Allah. Bak şimdi yukarıdakiler var. Nasıl gitsinler çıkıyor ayrım önce de. Yukarıdakileri de atıyor. Gel, gel. Ay ay birbirlerini parçalayacak mı? Gel. Niye? Niye? Niye orada? Ha şöyle açıyla çekeyim. Tabii canım en kötü bu şey. Serdal abi şu miniye versene, miniye dur. Şu miniye. Serdal abi kanda kalın kuyruk var. Gel. Ne oldu ya? Ay aman Allah. Şuraya bak, bu da klimanın arkasından tabii, bakıyor. O, onun yeri sabit. Onun yeri orası. Aa, e niye çıkmıyorsun? Onu da yiyor. Aa yemedi. Yer yer alır daha. Birazdan alır. Nasıl açlar lan? Ay çok açlar. Serdan abi dün de verdin ama değil mi? Her gün. Her gün veriyor onlara büyük bir salamı. Eldivenleri de takıyor eline yalnız. Bakıyor ya. Bakıyor. Aa şey ya, çibaba ya. Bak bak şu çibaba.
Yeşil bir çival, baksana yıldırak giyiyor. Aha. Minyon neredesin kızım? Gel. Minyon? Gel. Şuna verdin mi abi? Ne dedik? Tuhaf o ses seni. Kız gel burada işte. Tamam gel burada. Al. Buraya gel. 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 Şu tüylüye. Hah gel. Gel. O da yedi. Bak, o da yedi. Bak şimdi bak. Bak, bak şimdi bunun yeri de burası bak. İçeriye girecek o şimdi bak birazdan. Ha o muydu o? Tabii tabii o içeri girecek. Bak, bak, bak girdi. Bak. O da orada yiyor. Onun yeri belli. Bunlara bir tane o büyük bile yetmez. Yok yok yetiyor ya. Bak birazdan hepsi oturmaya başlayacak. Yer misiniz hanımefendi? Aha. Şöyle bırakayım. Allah Allah. Ne yaptı? Ne yaptı? Çizdi mi? Eyvah. Daha yeni iyileştim. Biraz önce ne dedim? Rüyamda kedi çizmiş, tırmalamış gördüm dedim. Tezcan'ı tırmaladı bak. Serdar abi şu beyaza, şu yanında bak ayağının orada. Ne yaptın sen çok yaklaştın. Ya. Ben dedim sana yaklaşma diye. Ne gözü girdim sen? Ay çok pardon. Şu. Bak koliler de var ama ne? Ya çok tatlılar ya. Onlar da boğazının derdinde. Ay, oyunlara bak. Misafirimiz var. Aman aman aman. Üstüme atlaması Sami'cim. Vallahi rüyamda bak kedi tırmaladı gördüm. Tezcan'ı tırmaladı. Dikkat et. Oyun ne yapıyor abi? Ne oldu? Şey abi. Ay zorlanmasın. Ne yapıyorsun? Hadi Tezcan kedi tırmaladı köpek de ısırsın. Hadi bir de o ısırsın. Tamam. Dikkat et vallahi. Ay ay oyunlara bak ama ya. Oyun yapıyorsun. Ama üstüme de atlayacak diye korkuyorum vallahi. Bak 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 bak. Ay çok oyuncu. Hadi koş. Hadi koş. Ha şöyle bir kendime geldim azıcık. Gece hastalandım. Meryem'le oturduk, kahvemizi içtik. Biraz aşağı indireyim mi? Melike ablacığım demiş ki yukarıdan çok gösteriyorsun. Göremiyorum demiş. Şöyle yapayım. Gece Meryem'le kahve içtik. Ondan mı hiç bilmiyorum. Saat kaç? Tam Meryem kalktı gidiyordu. 12:30 falandı sanırım. Ya böyle vücuduma bir uyuşma da değil. Böyle bir başım sanki sanki vücudum böyle çekiliyor, düşeceğim, bayılacağım. Öyle bir his geldi. Bütün vücudum uyuştu. Ay çok farklı bir şey oldu ya. Bence o filtre kahve. O filtre kahve beni mahvetti. Gece gece ya sanırım o dokundu. Bir böyle panik yaptım. Meryem dedi ki tam kapıdan çıkıyordu kızla. Hemen tuz yala dedi. Böyle tuz biraz ağzıma attım. Sonra yattım hemen uzandım. Zinet ablamı çağırdım. O da Allah razı olsun geldi. Tansiyonumu ölçtü. 11'e 6 çıktı tansiyonum. Nabzım biraz düşük dedi. 62 çıktı nabzım. Sonra yattım. Böyle bir süre uyuyamadım. Biraz panik yaptım. Ay işte ne oldu falan bir şey mi oluyor bana? Aman Allah'ım ölüyor muyum? Panik atak hastasıyım ya biliyorsunuz. Bunu da yukarı kaldırınca tam görünmüyor. Aşağı inerince de tam görünmüyorum. Neyse takıları gösterirken indiririm. Şöyle yapayım. Ay bana bir şey mi oluyor? Ay bayılır mıyım? Gece ölür müyüm? Bir sürü şey kurdum. Bir yarım saat kurdum. Ondan sonra uyudum. Sabah kalktım. Allah'ıma şükürler olsun. Tabii böyle biraz halsizlik vardı. Böyle zaten yorgunluk vardı ama şey yaptım. Sonra hemen hızlı hızlı hazırlandım. Kumsal'ın saat 10'da randevusu vardı. Kuzenim de dün bahsetmiştim. Diş hekimine götüreceğiz diye. Önceki gün randevuları dolu diye bugüne vermişti. Çarşamba sabah 10 dedi. Onu çeyrek geçiyordu. Oradaydık. Aradım yolda dedim. 15 dakika geç kalacağım. Sorun yok dediler. Sonra Kumsal'ı götürdük. 2 tane dişi daha önce götürdüğümde kurtarabiliriz demişti yani kanal tedavisiyle. Bu gittiğimde yani o tedaviye götüremedim ki Kumsal'ı. Gitmem, bugün gitmem, yarın gitmem, gitmedi yani. Bugün gittiğinde dedi ki iki dişli de kesinlikle çekmem lazım dedi. Antibiyotik verdi. Cuma akşamı nasipse hemen dükkanı kapattığımız gibi o güne kadar antibiyotiği bitecek. Dişini çektireceğiz. Sami siparişlerimize başladı. Şimdi Ay Yıldız kolye yapıyor Handan Hanım'ın.
isim kolisi var, Bahar yazan kızının. Onları hazırlıyor. Ben de kargolarımı hazırlıyorum. Kime ne kargo çıkacak? DM kutum dolu. Sabahtan beri bakamadım inanın. Normalde sabah kalktığım gibi hemen önce DM'e bakarım, YouTube'a bakarım. Ama bakamadım. Dolu şu an. İsteklere de düşmüş. Mesaj kısmında da 15-20 tane mesajım var. Dönmem gereken. Onlara döneceğim. İstediği ürünlerin, dün akşam iki takipçim WhatsApp'tan yazdı. Onların istediklerini vitrinden çekeceğim. Resimleri göndereceğim. İşte böyle benim telefon trafiğim şu an çok yoğun. Yani birkaç saat hiç gözümü kıpırdatmadan böyle telefona bakarak, pembeciğim nasıl? Şey, pembe demeyeyim de somon. Böyle küpeleri taktım. Minik kalpli böyle küpe taktım. Bu somon incimi de taktım böyle. Artık güne sabah kalktık zaten. Duşmuş alamadık çünkü elektrikler yok Akmeşe'de. Bugün gün boyu yok. Dün Kübra söylemişti. Vlog'ta da hatırlarsınız. Yarın elektrikler gidecek diye ben tabii unuttum onu. Aynı Nezhan'ın kolyesi gibi yapılıyor yine. Bahar, sen parmağını bir kaldırır mısın? Şöyle göstereyim. Bahar yazacağız. Bu da çekiyor muyum ben? Evet çekiyorum. Bu da Ay Yıldız kolyeyi kesti. Bunlar şimdi zincirlere takılsın, altın kaplansın. Yine size göstereceğim inşallah. Evet, evet, evet. Ne güzel. Çıkar poşeti. Ne poşeti lan? Çıkar. Ya. Serdal abi aç, aç. Şu kekin güzelliği, şuradan peçete alayım. Ya adam marifet için gelmiş dünyaya ya. Bak bak bak. Şu keke bakın ya. Durdu bir tane, bir tane, bir tane. Ya abi sandı. Nasıl yaptın Allah aşkına bunu? Bir erkek bu keki nasıl bu kadar kabartabilir? Şuraya bakın ya. Bol tabakla tuzu kullanıyor. Şaka. Hayır ya, her şeyi çok güzel yapıyor gerçekten. İyi çırpıyor, iyi. Elle mi çırpıyorsun, mikserle mi? Ne mikseri? Vay arkadaş ya. Sabah dedi ki kek getirdim de, dedim Serdal abi sakın kimseye verme. Saat 12:01 gibi benim kan şekerim düşüyor. Saat kaç şimdi? 1. Bak bak vallahi saati bilmiyorum. Müşterilerime bakıyordum en son size yazdıktan sonra, hep DM'e, YouTube'a şeye baktım. WhatsApp'ıma baktım. Şimdi böyle hemen dedim ki ah Serdal abinin kekler vardı, hemen gideyim. Ellerine sağlık. Kedileri doyurdun, şimdi komşuları da. Şimdi bu demiştim ya, Ay Yıldız gold rengi yapacağız diye Sami kesiyordu. O bitti. Ondan sonra üzüm küpenin yüzükleri, siyah inciden de beyaz inciden de onlar bitti. Bir de ne gösterecektim? Heh. Güzel abla, şey pardon, Handan ablacığımın kızının kolyesi. Ben şöyle göstereyim boynumda. Nezhan'ımın kolyesinin aynısını oldu. Şöyle yapayım. Size daha güzel okunacak sanırım. Şöyle siyah, hatta şöyle. Çok güzel oldu değil mi? Bahar. Yine toplu zincirde. Ama nazar boncuğu istemedi Handan Hanım. Çok güzel oldu. Gerçekten şahane bir kolye. Güzel günlerde kullansın inşallah. Biraz önce telefonum çaldı. Bir beyefendi Tuzla'dan, eşim de sizi çok severek takip ediyorum dedi. Yine o telefonu da çok mutlu oldum. Hatta Sami'cim sana da selam söylediler, dışarıdaydın. Eşiyle birlikte bizi çok severek takip ediyorlar. Buradan onlara da selam olsun. Şimdi WhatsApp'tan görüşüyoruz kendisiyle. Dün taktığım şu kolye için aradılar. Bununla ilgili bilgi almak istiyoruz diyorlar. Bu kolyeyi ve bu takımı çok saran oluyor yalnız. Şöyle göstereyim. Dün görememiş. Melike abla kızmış. Diyor ki çok yukarıdan çekmişsin. Göremedim. Daha yeni ürünleri yerleştirmedim biliyor musunuz? Yerleştirmeden de Rabbim bereket versin. Yarısı oradan seçiliyor zaten. İşte Instagram'dan müşterilerimi atıyorum. Çok yoğunum gerçekten ama böyle ara ara hep videoyu açmaya çalışıyorum bugün size. Yeni yapılanları da göstermeye çalışıyorum. Hatta şey yapayım. Şu üzüm yüzükleri hemen şöyle elimde göstereyim. İnşallah bana da bir gün nasip olur bu takımdan değil mi? Baksanıza. Çok şık duruyor. Gerçekten insan ayırt edemiyor. Hangisi diye.
Bu arada Instagram'ı yazan, soran çok oluyor. Nasıl ulaşabiliriz diyenler çok oluyor. Buraya Instagram adresimi yine yazacağım. sarraf.sami.nilgün Instagram adresimiz. Instagram'ı olmayanlar için de zaten telefon numaramı yazıyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Sonra en fazla gelen soru, yurt dışına kargomuz var mı? Yurt dışına hemen hemen her gün kargomuz var. Ve hatta size bir haberim de var. Şimdi açıklayayım size de şöyle nasıl anlatayım. Ben şimdi buradan kargolarımı gönderirken hepsini şey yapıyorum. Bir dakika şunu biraz kaldırayım. Sığmıyorum. Kameralara sığmıyorum artık. Heh. Şimdi ben şeylerimi kargolarımı gönderirken yurt dışına buradan gümrük vesaire sigortasını her şeyini ödeyip de gönderiyorum. Ve çok uzun zamandır yani kaç yıldır 2-3 yıldır sürekli yurt dışına kargomuz çıkıyor. Zaman zaman daha sık oluyor, zaman zaman daha seyreliyor işler. Ama sürekli gönderiyoruz ve hiçbir sıkıntımız olmuyor. Daha şimdiye kadar kargom elime ulaşmadı, kargom gelmedi ya da kayboldu diyen böyle bir şey asla olmadı. Hamdolsun, Allah'ımıza şükür olsun. Çünkü buradan her şeyini ödeyip de gönderiyoruz. Hatta şöyle bir zarfla gönderiyoruz. Bakın içi de böyle işte şöyle pat patlı. Kutularda yine bantlayıp kutuları gönderiyorum. Ve hatta üzerine hediye yazıyoruz. Değil mi Sami? Şey... Evet, gümrükte problem olmasın diye bir de üzerine hediyedir diye yazıyoruz. Buradan bütün gümrük vesaire dediğim gibi sigorta ücretleri ödüyoruz biz kargosunu. Ama şu son 2 aydır diyebilirim. Geçen ay bir kişi, bu ay iki kişi dedi ki gümrükte ben buraya yani kargom elime ulaştığında benden ekstra 9 euro 99 cent mi ya da 10 euro gibi işte 10 euroya geçmiyor mu ya 9 euro 10 euro. Benden para alındı dedi kargomu alırken yani vergi şey gümrük vergisi alındı dedi. Ben buna çok üzüldüm, çok mahcup oldum. Çünkü ben buradan her şeyini ödeyip gönderiyorum. Ve hani insanların kargo ücretlerinin dışında bir şey ödemeyeceğini söylüyorum. Ekstra orada ödenince ben buna çok üzüldüm. O yüzden ben böyle bir şey yaptım. Ben artık kendi karımdan feragat edip hiç kimseye karşı böyle şekilde mahcup olmak istemiyorum. Dediğim gibi mesela ayda hemen hemen her gün yurt dışına kargomuz çıkıyor ama bu sadece 3 kişide duydum bunu. O yüzden hani bunu böyle bir şey olursa da hani en kötü orada 10 euroyu vergi ücreti öderler. Ama onun dışında en azından kargoyu ödemesinler diye ben kargoyu ücretsiz yaptım. Artık yurt dışı kargolarımız ücretsiz, bilginiz olsun. Tabii ki ama böyle bir en azından bir 1000 TL'lik bir limit koyuyoruz. Hani 1000 TL altında çok zarar ediyorum. Yani ben bir de imalat olduğumuz için zaten fiyatlarımız dışarıya göre daha uygun. Hani bir de 1000 TL'nin altına düşünce iyice karımdan zarara geçiyorum. 1000 TL üstü alışverişlerde yurt dışına ki zaten yurt dışından alan arkadaşlarımız genelde hep 1000 ve üzeri şeklinde alıyor. Çünkü aldığına değsin diye yani birkaç ürün birden seçiyor. O yüzden artık yurt dışına kargomuz ücretsiz. Bunu da belirteyim istedim. Gönül rahatlığına sipariş verebilirsiniz. Kargonuz ücretsiz. Sadece aldığınız ürünlerin ücretini ödüyorsunuz. Ola ki kapınıza geldiğinde vergi istenirse 9-10 euro gibi bir şey ödeyebilirsiniz. Onun garantisini ben buradan veremiyorum. Bir şey diyemiyorum. Ama benlik bir şey yok. Buradan kargo ücreti yok. Bunu da belirteyim. Şimdi ben müşterilerime geri döneyim hemen. Çok konuşuyorum. Önceden konuşacak bir şey bulamıyordum. Sami'ye diyorum ki şimdi sanki karşımda böyle arkadaşlarım var ya sanki onlara dert tanıyorum, anlatıyorum, sohbet ediyorum. Hiç susmasam susmayacağım yani. Vallahi susmayacağım. Vallahi güzel. Ya dolabımda pastırma vardı ama bir hafta 10 gün önce aldım, açıktı. Şimdi ama bir gece arabada unuttu onu, kumsal arka koltukta ben canlıya yaparken yedi. Unutmuş, ertesi sabah gördüm buraya getirdim. Bitmiş ama pastırmayı açıyorlar, sıcakta kurutuyorlar be. O ya şey ne bileyim ya. Bana yüreğime böyle ne şey geldi, ay acaba bozuldu mu diye. Ha bozulur mu, et bu manya. Şimdi tost yaptırıyoruz. Bozulu bile yenir. Bozulu bile yenir diyor. Bu arada da hem bir yurt dışı kargolarımız. Temiz, ha? Temiz 500 kağıdı var onun. Kilosu var mı 500? Var tabii, ne zannedin sen? Yiyelim o zaman, bozuk bozuk yiyelim ya. Bu arada da Instagram için böyle ürünleri çekiyorum. Şunların ya, güzelliğine bakın. Yoğurtlu sarımsak yanımızda olsun da kusarız bari çıkar. Zehirlenirsek akademiye hemen uçarız. Şuna yani, bakın nasıl ya. Güzel değil mi? Herkes elinde değil oğlum, bir tane şöyle dilim yapsın. Ben yok yok hepimize ya. Yapsın işte ya, ne kadar çıkıyorsa. Üç yarım şöyle. İnşallah zehirlenmem. Sen vlogun sonu gelir mi diyorsun? Ay şey var, şu küçük dişi acübeller var. İçine kestireyim mi? Ay bunu çok beğendim. Olur.
Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Sami'ye bak nasıl kızıyor var yemek yerken çekici. Güzel oldu, güzel. Tam da bu tostlarım geldiğimde bir takipçim geldi. İzmir Ali Ağa'ndan buradan selam olsun ona da. Dün akşamki vlogumu da izlemiş. Nazar boncuklu bileklik aldı. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra ben tekrar müşterilerimin kargolarına bakayım. Sami'nin dünden beri beynini yedim. Dedim ki o pembe somon rengi yani. Somon inciği orkide istiyorum. Orkide istiyorum kenarına. En sonunda fırsat bulabildi siparişlerden. Şimdi buna başlıyor. İnşallah çok güzel olacak. Rose rengi olacak çünkü şey de inci de pembe yani somon rengi. Hadi bismillah şimdi buna başlayalım. Ben bunda çok heyecanlıyım. Çünkü çok istiyordum böyle orkide bir takı. Şimdi bu kolyemizi göstermeyi unuttum size. Bu da Mikail kolye. Bundan iki tane yaptı. İkisinde altın yani gold rengi istedi bayan. Bu da yine yurt dışına gidecek. Bir de şunu göstereyim. Bir de bu aynı kişiye gidecek. Yine bu da el yapımı bakın. Nazar boncuklu üç gözlük. Bu gümüş ama. Mesela ben çelik altın kaplama diyorum ya size gösteriyorum. Bu onlar gibi yine göz. Fakat kalın. Daha şey kalın tok gümüş modeli. Sadece üzerini yine altın kapladık. Böyle bu şekilde istedi. Bayan inşallah güzel günlerde kullanır. Çok güzel oldu. Zaten bu hep klasiktir. Vazgeçilmez bir model. Ah bir de şuraları bir bak şu satıldı. Şu ikisi de bunlar da yurt dışına gidecek. Bir de bir tek taş yüzük var. Bugün onu da yurt dışından bir takipçim için seçtik. Bunlar daha yerleşecek. Size göstermedim. Şu bilezikleri göstereyim mi? Çok güzel. Bundan da ceylancım da aldı. Bir saniye. Bunlar bilezik gibi görünüyor. Bakın şöyle. Çok modern, çok farklı bir bilezik. Aslında kelepçe gibi takılıyor. Şuradan takma yeri. Evet. Şu boşluk görüyorsunuz ya. Oradan takma yerleri. Biri satıldı bunların. İkisini vitrine koyacağım ve Instagram'a yayınlamam lazım. Şunlar yeni gelenlerde biraz şunları göstereyim. Takıları görmeyi seviyorsunuz. O yüzden ben de size böyle gösteriyorum. İşe geldiğim günlerde böyle artık. Şuna bakın bu da çok güzel. Bu da yeni. Bizitonun böyle taşlı modeli. Bu da çok güzel. Sonra bunlar yine Louis Vuitton deri serileri. Şöyle bir tane daha benim favorim vardı. Şu. Evet bu bir de bir tane de Chanel. Heh şu ikisi. Şunu da göstereyim. Ah diyeceksiniz ki Nilgün ne kadar tembelsin burası böyle duruyor değil mi? Size yemin ediyorum ki telefondan bütün bir gün kafamı kaldıramıyorum. Instagram, WhatsApp siparişleri alıyorum. O yüzden şunlara bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bunlar da yeni modeller. Chanel'in yeni modelleri. Sonra burada elmaslılar var daha. Ah bu safiri göstereyim. Bu da çok şık. Bu arada şu kolyemiz de ayrıldı. Dün kargosunu yollamıştım. Bilgin Hanım'ın dün siparişlerini göndermiştik. Bugün de benim için bunu ayırır mısın dedi. Bu kolyemiz de gitti. Çok güzel ama böyle bunlar sarı da değil, rose da değil. Tam böyle bir pembe altın kaplama. Yani birebir elmas görüntüsü olması için böyle pembe altın kaplı. O yüzden bunu bu arada çıkaralım. Evet. Tek kolyeyi buna ayır. Şunun seti geldi. Şöyle göstereyim. Bu büyük papatyanın seti geldi. Elmas kontrolü burada. Şu büyük büyük tek taş bakın. Bu küpesi. Böyle çok eski hani anneanne anne küpeleri olur ya onların. Bunun seti geldi. Bunları da sonra gösteririm. Elmas kontrolü de. Yarın nasipse gösteririm size. Çünkü gerçekten çok içim rahatladı. Takı görmekten hoşlanıyoruz diyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Şu pandoralar. Bunlar da yeni. Şöyle bu yoncalı. Şu mesela çok beğeniyorum şunu. Ondan sonra bunları da göstereyim. Bunlar da çelik. Bunlar da nasıl biliyor musunuz? Üzerlerine isim yazdırabiliyorsunuz. Yani isimli künye gibi oluyor ama çelik. Ya bu sefer gerçekten ya böyle her yaptığı takıda aşık olur mu insan? Gerçekten bu takıya yine aşık oldum. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle inşallah.
Sabırsızlıkla böyle bekliyorum. Gelip gidip buna bakıyorum. Buradan Tamiş Hanım'a da çok selamlar, sevgiler. Kendisiyle bugün tanıştık. Dedi ki vlogunuzda ben selam istiyorum sizden, ürünlerimi görmek istiyorum dedi. Bu su yolu çelik bilekliği kendisi için hazırladık. Bu arada da yüzüğümde bunu taktım. Uyumuş mu üzerime? Rengi uyumuş değil mi? Sonra bu Chanel küpeleri. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir tonu var. Chanel küpeleri. Bir de çok özür dilerim. Burada. Bir de bu elmas montürlü tek taş. Yeni yüzüğümüz. Şöyle göstereyim. Şu yukarısı görünsün. Şöyle. Bu tek taş yüzüğü kendisi için hazırladık. Buradan tekrar selam olsun Tamiş Hanım'a. Çok öpüyorum onu. Beni her gün seyrediyormuş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hem ürünlerini göstereyim dedim. Hem de buradan ona bir selam göndereyim. Saat 8'e geliyor. Ben bir yandan Sami'yi bekliyorum. Bir yandan bugün çektiklerimi de montajını yapıyorum. Hatta bugün annem bana video attı. Onu en başa koyacağım. Nasipse izlersiniz inşallah. Beğenerek, severek izlersiniz anneciğimi de. Şimdi bu bitsin. Bunu da bir çekeyim. Sonra artık çıkacağız. Şimdi benim muhteşem kolyem. Hangi tarafa doğru takayım? Şöyle mi? Öbürtüm. Böyle mi? Ay çok güzel. Saat kaç? Kumsal saat kaç? Saat 8. Kolye bitsin diye uğraştı Sami. Bu arada da bir sipariş geldi. 8-10 geçiyor. 8-10 geçiyor. Hayır bence diğer türlü. Şunun güzelliğine bakın. Ay çok beğendim. Tam bir orkide. Bakın size şimdi böyle bir boynumda göstereyim dedim. Şöyle duruşunu. Şöyle karşıdan bir görün. Şimdi bir de mankene koyup göstereceğim. Mankende daha net anlayacaksınız. Şuralarında şöyle şeyler var. Uzun uzun böyle tohum yerleri var. Bakın şöyle minik minik tohumlar yaptı üzerine. Yine içine inci koydu. Böyle yaprak yaprak. Ay şunu alır mısın Sami'cim? Şurada göstereyim. Ya şu telefonumun çok ışıkta şöyle yapmasını anlamıyorum. Şuna bakın. Ay şahane olmadı mı? Vallahi maşallah. Ellerine sağlık Sami. Ve kat kat orkidenin yaprakları. Bakın böyle. Ay çok güzel oldu. Bu somon inci için ya gül istiyordum. Hani kenarına bir gül. Ya da böyle bir şey istiyordum ama orkide. Şurada göstereceğim. Çok ışık var. Böyle siyah siyah yapıyor. Ay aşık oldum gerçekten. Çok güzel. Böyle bir orkide takım. Aynen böyle kendime de istiyorum. Bir takım Sami nasipse. Kumsala kalsın böyle. Hatıra. Ay çok beğendim. Baksanıza herkes gitti biliyor musunuz? Herkes. Bir tek pasajda biz varız. Şimdi vlogumu burada sonlandırayım. Gidelim eve azıcık bir dinlenelim. Saat 8. Eve gitmemiz 9. Yemek yeme falan derken bayağı gerçekten şey var. Zaman var dinlenmemiz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sami ışıkları kapamaya başladı bile. Allah'a emanet olun. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.